için, beraber olduğumuz için. Efendim şimdi bizim bir kokteylimiz var. Kokteylimize davet ediyorum. Bu esnada bir müzik dinletimiz de olacak. Buyurun efendim. İsteyen var mı aşkım? Olun efendim. Hemen. Buyurun. Alayım ben. Merhabalar, çok teşekkür ediyoruz. Ben de bir kadın STK'sından geliyorum, kaderliyim. Hoş geldiniz. Siz çoğunuzu tanıyorum. Necmi Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Şu eşitlik meselesi, toplumsal cinsiyet eşitliği. Biz doğarken erkek ve dişi olarak doğuyoruz. Sonra kadın erkeğe dönüşüyor. Şimdi tam yeri gelmişken, anayasamıza öyle bir madde koyalım ki, hani bir anayasada 10. madde var, eşitlik. Bakın öyle bir madde, öyle bir ifade koyalım ki oraya, kadın erkek her alanda eşit olsun. Siyasette kadının adı hala yok. 275 kadını bulamadık. Bunun için de istediğimiz kanunları geçirmemiz çok zor. Bu konuda bulmuşken bütün kadın örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, değerli yöneticilerine bu soruyu yöneltiyorum. Sizden de siyasi partiler kanununa ne olur, anayasaya ne olur, nasıl bir madde koyalım ki artık bundan sonra kadın erkek seçilecek yerlerde kadın erkek kotaları kaldıralım. Hiçbir siyasi partide buna itiraz edemez. Sorun bu. Cevabını verelim mi? Biz hepimiz tabii. Hepimiz tabii buna cevap verebiliriz. Aslında siz sorunun içerisinde bir nevi cevap da vermiş gibi bulundunuz. Evet, siyasi partiler yasasının belki değişmesi, belki hiç kesinlikle değişmesi gerekiyor. Kota fikri vardı önceden, doğru. Özellikle meclisteki kadın sayısının çoğalması bizim için çok esas. Bunun için şimdi belki tekrar yükseltilebilir kota. %30'larda gibi düşünülüyor ama %50 kesinlikle aynı olmalı. %50 gibi bir kotanın gelmesi gerekiyor. O zaman siyasi partiler kendi içinde adaylarını seçerken kadınlara %50 önceliği de vereceklerdir. Bir de listelerde arka sıralardan değil seçilebilecek sıralarda kadınların yerleştirilmesi çok önem arz ediyor. Şimdi hani mecliste partilerin programlarına bakarsanız işte biz %50 hatta %60'larda kadın koyduk ama bu sıralama da en arkalara düşüyor. Seçilebilecekler genelde erkek oluyor. Yani buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Anayasa zaten kadın erkek eşitliğine fırsat veriyor. Yani insan bazında veriyor fakat her şeyden önce farkındalık yaratmak. Yani birey olarak kadınlar zaten bu işin farkında ve önceliğinde yapıyor. Ama erkeklerimizin de katılımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Başkanım çok daha güzel ifade edecek çünkü bizim için çok çalışıyor. Biz onu zaten başkan olarak seçmekte çok haklı bir karar verdiğimizi gördünüz. O yüzden biraz da ona vereceğim. Çok çok etkili çalışmaları var. Ondan dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Sağolsun arkadaşlarımız desteği olmazsa çalışmamız olmuyor ama konuşmada genel çerçeveyi çizerken bugünün koşullarının niye uygun olup olmadığını söyledim. Biz ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasasını yaparken yasanın maddelerinden biri toplumsal cinsiyet eşitliği maddesiydi. Gece saat 3 sevgili Fatma Şahin ve yasanın sorumlusu bir dekan arkadaşım vardı Adem Bey. Apar topar meclise gittik. O oylamada toplumsal cinsiyet eşitliğinin trans bireyler olarak anlaşıldığı için yasadan çıkarıldığı bir süreci yaşıyoruz. Daha bir ay önce Kadın Bakanlığı'nın öyle değil, bize göre hala Kadın Bakanlığı ama Aile Bakanlığı'nın ulusal eylem planı vardı 2016-2019 yılı. O eylem planının içinde de toplumsal cinsiyet eşitliği cümlesi çıkarılmıştı. Yani biz artık kadın erkek eşitliğinden, daha doğrusu da eşitsizliğini giderecek eşitlikten, toplumsal cinsiyet eşitliğinden söz edemeyecek bir durumdayken ne iktidar bizde, ne siyasi partilerin yönetimi bizde. Sevgili CHP'nin
geçen seneki Bekaroğlu'nu kadın erkek için cinsiyet kotasından milletvekili parti meclisi üyesi yapmasını da ortaya koyarak siyasi tarafsızlığımızı koyalım bari yan tarafına. Yani şu an sevgili kaderli arkadaşımın düşüncesinin hepimizin beyninde olduğunu, hatta %50 parite diye adlandırıyoruz onu. %50 eşitlikten yana gönlümüz var ama bizim bu gönlü uygulayabilecek ne irademiz, ne siyasi irademiz, ne hükümet yönetimimiz var. Dolayısıyla avucumuza böyle baka baka da arkamızdan döneceğiz, hayallerimizi yaşayacağız diyeceğim. Teşekkür ederiz. Şimdi plaket törenimize geçiyoruz değerli konuklarımıza. Pardon. Tabii. İstanbul'da sıra çalışıyor. İyi günler dilerim. Sesimi işitmiyorum. Kusura bakmayın. Ama ben bir defa size gününüzde yaşadığınız, farkında olmadığınız sorunları yaşayan çocuklar, gençler, bayanlar, aileler, elinden çekilenler, karasal düşünmeler, endişe düşünmeler, gerçeği bilmeden kan edenler, şüpheyle huzursuz olanlar, aile iş işleri başlarlar, birbirine aldatıklarını düşünen, şüphelenenler, kocasını aldatanlar, koca beni eskisi kadar sevmiyor diye düşünenler, ilgisizden yakınanlar, gücünü kaybettiğiniz insanlar ötekiler, bu yüzden evleri yürümüyor diye psikolojik sorun yaşayanlar, birbirlerini bu kafa sayanlar, cinsel işleri atılan erkekler, cinsel işleri atan bayanlar, erkekli güçleri atılan erkekler, adam bayanlar, bu yüzden sorun yaşayanlar, fakat özellikle bilmedikleri için işte daha atılanlar, birbirlerini öldüren, güven, eşler, zevkinler, ayrılanlar, aydınlanan çoğu günümüzde böyle bakacak. Evet abi, soru sorun lütfen, yani soru değil ki. Lütfen, yani lütfen. Benim buradan sorunu size soracağım soru, günümüzde bu kadar olayların olması ve bir hastalığın sebebine inmeden hastalara yapılması, lüks hastalara dokunan yetişmesi en ziyade hastalığın nedenine inmek gerektiğini hususunda ne düşünüyorsunuz? Acaba günümüzde bu işte de başvuran gençler, aileler, eskisi gibi değil, çok gençler sebebi nedir? Bilgisayarın başında oturan, uzun zaman bağımlı olan ve o hale gelen, bağışıklık sistemi tamamen düşen gençlerin hastalık durumuna kadar ilerleyen bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Kime soruyorsunuz? Hangi konumuza cevap versinler? Benim size bildiğim şu, bildiğim şu, günümüzdeki olayların nedeni acaba nedir? Sivil toplumcunun kaderi o. Bu arada söyleyeyim, benim rekorum 3,5 saat. Mikrofonu verdiniz mi alamazsınız yani. Siyasetlerden sonra beyefendi... beyefendi değişen sadece bu süreçte teknolojiye adapte olamayan toplum değil. Onu yönetmeyi bilmeyen hükümetlerdir. Dolayısıyla her köşe başına sadece Ankara-Eskişehir yolunda 28 tane AVM açarsanız, pazar günleri o AVM'leri açık tutar, ailelerin birlikte geçireceği zamanı çalar ve toplumu kapalı alanlara mahsur bırakırsanız bu sadece politikanın sadece ve sadece bir yönü ama en temel noktası da eğitim politikasıdır. Hepiniz bunu biliyorsunuz zaten. O eğitimin tekrardan eski düzenine gelmesi ve 4+4+4 değil 12 yılda kesintisiz eğitimle sorumlu bireyler yetiştirilmesi gerekiyor. Aslında temel yönetilemek. Türkiye temel sorunu yönetememek. Yönetilemiyor. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Çok şey var da. Bir soru gelmişti yani Kur'an'ın bir şeyinde, mealinde kadını dövün. Evet, böyle bir şey veda hutbesinde de var. Ben şöyle bir şey özellikle bildiğimi söylüyorum Kur'an'ı. Bendeki versiyonu babamın verdiği Elmalılı Hamdi'nin versiyonu. Şu an piyasadaki Elmalılı Hamdi ile bendeki aynı değil. Okumayan, yani bu işi bilen insanlar için sayfalarında değişiklik var. Veda hutbesinde de Peygamber Efendimiz'in diyor ki kadınları, yani şu anki veda hutbesinde kadınlar yatağınıza gelmezse dövebilirsiniz manasında bir cümle. Bu şu anki dini
söylemlere uyabilmek anlamında yapılmıştır. Ama Müslümanlığın Kur'an kitabının adaleti de gerçek adaleti uygulanabilse keşke. Ahmet Bey galiba sormuştu. Ahmet Bey. Teşekkürler. Arkadaşlar süremizi oldukça açtık. Şimdi plaket törenine geçiyoruz. Sayın Dekanımız Nurhan Tömer'i plaketini vermek üzere Başkanım Hayrettin Er Yılmaz'ı davet ediyorum. Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da böyle düşünce 8 Mart'a kadar daha konuştunuz, sonra sonsuza kadar susunlar gibi. Çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Böyle toplantıların devamını diliyoruz. Evet. Sayın Canan Gülhan'ım ben, plaketini vermek üzere Semihan Sevimsoy'u davet ediyorum. İzninizle Sayın Necmiye Özkul'un plaketini ben vermek istiyorum. Tekrar çok teşekkürler.